üzeri babamın kanıyla dolu. Küçük kız kardeşim yine ben ve şurada başı böyle duran ablam. Ablamı linç ettiler çünkü hırpalamışlardı. Her tarafı yara bere içerisindeydi. Kaledekilerin tamamı, kitabın içindeki, kapaktaki, arkadaki fotolar kendime ait, gerçek hepsi. Ben Birgül Sarıkaya, evliyim, iki kızım var, lise mezunuyum. 20 yıldır yaklaşık Maraş katliamının üzerinden tek başıma mücadele veriyorum. Ben Maraş katliamı mağduruyum. O zaman 14 yaşındaydım. Beklenmedik bir şekilde kapımıza konulan çarpılarla etrafımız sarılarak, ateşe verilerek, babam gözümüzün önünde öldürülerek, bizler kaçırılarak, kız kardeşlerim, ablam ve ben sokaklarda mağdur edilerek büyük bir can pazarı yaşadık. Mucizeydi tamamen kurtuluşumuz. Çünkü arkamızdan bizi kovalayan o güruh bir şekilde köşeye sıkıştıracağını düşünüyordu. Bizim sığınmak isteyeceğimizi hiç düşünmüyorlardı. Biz sığınmak amaçlı kaçıyorduk. Çünkü bildiğimiz ablamın arkadaşının evi vardı. Biz sığındıktan sonra da zaten kıyameti kopardılar. Sığındıktan sonra o evi de yıkıp yakıp dökeceklerini söylediler. Bizi teslim almak istediler. Vermediler, sağ olsunlar. Asker çağırdılar. Asker eşliğinde biz hükümet konağına götürüldük. Bizim sonumuzun da bu şekilde olacağını biz de düşünmüyorduk zaten. Yani kaçıyoruz ama yakalanacaktık ve ya da verilecek, öldürülecektik. Sürpriz bir şekilde diyeyim, bizim hükümet konağına varışımızda o güruh tarafından uzaklaştırılmış olduk. Sahip çıkılmadığı için Maraş katliamına, susturulduğu için, üzerinden de 12 Eylül gibi bir darbenin geçmesiyle birlikte insanlarda büyük bir korku imparatorluğu yaratıldı. Zaten Maraş başlı başına bir vahşetti. O korkuyu kimse yaşamak istemediği için herkes içine konuştu veya içine sustu diyeyim. Ben bunu hiçbir zaman için hazmedemedim. Konuşmayı yeğledim. Bu da şu an 46. yılın içerisindeyiz. Ben de 26 yıl sonra artık dışa vurum başladı beynim konuştuğu için. Da yazmayı gerçekten çok istedim. Bir türlü cesaretimi toplayamadım. Bugün başlarım, yarın başlarım derken 10 yıl öncesinden verdiğim kararı ancak bugün hayata geçirebilmiş oldum. Ben 10 yıl önce başladım, bıraktım. Çünkü yüreğim kaldırmadı yazarken. 5 yıl ara verdim ben. 5 yıl sonra tekrar devam ettim. Yine bıraktım. Ama bu kış tamam artık dedim, yani yapmalısın. Kendimi zorlayarak bu yıl tam 6 ay evde kendimi kapatarak, gerçekten yerlerde sürünerek tamamlamış oldum. Yolculuğu öyle bitmiş oldu. Umarım bu kitap gerçekten birçok kişiye ulaşır. Bir kişiyi ve benim gibi mağdur olan birçok kişinin dili olur. Neler yaşattıklarını, neler hissettirdiklerini, ne kadar zorluklarda bıraktıklarını ifade ettiğini görürler. Vicdanlarında bir kanama olsun isterim. Umarım onlardan hani birkaç kişi de olmuş olsa okur, vicdanlarını kanatır. Af dilemek için zamanları varsa af diliyoruz diyebilirler. Bu hakikaten benim için çok kıymetli olur. Af dilemek de bir erdemdir. O affı dilemek benim acımı dindirmeyecek. Fakat onun bir insan yüzünü görebilmek, insanlık adına bir umut olarak yansıyacak bende. Kimse yazmadı. İlk bu, hakikaten ilk. Benim yayın evim yazdığı bir söz çok hoşuma gitti. Bu kitap ne edebiyat dünyasına sığar, ne politikaya sığar. Yürekten dünyaya fırlatılan kelimeler bunlar şeklinde yorum yaptı. Umarım dediği şekilde hakikaten hiçbir yere sığmayan bir ilki olur ve insanlarda iz bırakır. Barış anlamında iz bıraksın istiyorum.
yolculuğu barış olsun istiyorum, sevgi olsun istiyorum. Bu kadar.